Şimdi işlemimizin içinde hiç çarpma ya da bölme yok. Şu parantezleri bu nedenle kaldırabiliriz. Eğer çarpma, bölme ya da kuvvet alma yoksa. Şu aradaki işlemi yapmadan, yani normalde şunu yapmamız gerekirdi. 2 ile 3'ü çarpıp 1'i buradan çıkarmalıydık. Önce şu ikisini de çıkarmak için çarpıp 1'i bunlardan çıkarmalıydık. Böyle yapabiliriz ama eğer şu aralarda çarpma, bölme ya da üstlerde kuvvet alma gibi işlemler yoksa bütün parantezleri aynı anda kaldırabiliriz. Bazı sayılar sadeleşebilir bu şekilde. Kaldırıyorum parantezlerini. Şu parantezi tabii önündeki eksi bu içerideki sayıların ikisine birden etkileyecek. Birinci sayımız 5. Bu eksi 1'i eksiye dönüştürecek. Eksi 1. Şu eksi bunun işaretini değiştirecek. Eksi 1 bölü 3'ün artı 1 bölü 3 olacak. Şu şekilde. Bu parantezi açalım. Artı 2 eksi 1 bölü 3 olur. Böyle aşağıya girelim. Bu parantezi açıyoruz. Önünde eksi olduğu için ikisinin de işareti değişecek. 1 eksi 1 artı 2 bölü 3 işaretleri değişti. Önünde eksi var. Bunların işaretleri de değişecek. Yani eksi 1 bölü 3 eksi 2 şeklinde olacak. Şimdi yukarıda artı 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3 var. Bunlar birbirini götürecek. Aşağıda da şurada artı 1, eksi 1 var. Bunlar birbirini götürür. Yukarıya bakalım. 5 eksi 1, 4. 2 de burada 6. Yukarısı 6. Bölü. Aşağısı önce şu kesirleri çıkaralım birbirinden. 2 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkarıyorum. 1 bölü 3 kalıyor. Bir de yanında eksi 2 var. Buradaki çıkarmayı yapacağız. Şöyle çapraz çarpıp çıkarabiliriz. Bu durumda yukarıdaki sayı 6, aşağıdaki sayı 2 kere 3, 6, 1 eksi 6 bölü 6 biçiminde olacak. Yukarıdaki sayı 6, aşağısı şurası eksi 5 bölü 6. Şimdi iki kesir bölünüyorsa ana kesir çizgimiz şurası. Ana kesir çizgisinin üstündekini sabit tutacağız. Alttakini ters çevirip çarpacağız. Bu durumda şuradan yazıyorum. Şöyle. Birincisi 6. Aşağıdaki 6 bölü eksi 5. Ters çevirdik. Şimdi işlemin sonucu eksi olacak. Burada eksi var. Eksiyi en başa alabiliriz. Eksi 6 ile 6'yı çarparsak. 36 paydamız da 5 olacak. Yani işlemin sonucu eksi 36 bölü 5 olur.